Kimyanın ne olduğu konusunda kesin bir fikriniz vardır, öyle değil mi? Atomlar ve moleküller arasındaki bağların arabaları, yiyecekleri ve yaşamı meydana getirmesinden başka bir şey değil. Bir de bunların nasıl bir araya geldiklerinin incelenmesi var tabii. Peki bu noktaya nasıl geldik? Kimya bilimi sayesinde keşfettiklerimiz için günlük bir kanıt tutmuyoruz. Evet, bu keşifler herhangi bir şekilde elde ettiğimiz şeyler değiller. Bunlar evren olduğu gibi bir şey olduğu için evrene ait kanunlar. Bugünün hızlandırılmış kursunda kimya biliminin oluşumu ile ilgili tarihi detaylardan bahsedeceğiz. Bu bilim çok akıllı ve çok varlıklı bir Fransızın... Bulmacanın parçalarını bir araya getirip her şeyin nasıl işlediği ile ilgili tutarlı bir teori oluşturmasıyla ortaya çıktı. Eğer kendinizi masanızda oturmuş kimya kitabınızdaki aynı satırı 22. kere okuyup kimyayı bulan adam öldürülmeliymiş diye düşünürken bulursanız kendinizi kötü hissetmemelisiniz. Çünkü o adam gerçekten de öldürüldü arkadaşlar. Aha! İşte bunu bilip rahat edebilirsiniz. Bu adam öldürüldü. Antoine Lavoisier olağanüstü bir adamdı. Bir jeolog, botanikçi, biyolog ve aynı zamanda fizikçiydi. Metrik sistemi bularak kimya için uluslararası bir lisan geliştirmekle kalmamış. Hidrojen ve oksijene ismini vermiş. Silikonun var olduğunu tahmin etmiş. Elementlerin ne oldukları hakkında çalışmış. Hayvanların besinlerden nasıl enerji aldıklarını bulmuş. Kül ve elmasın ikisinde de karbon olduğunu keşfettikten sonra elementlerin değişik formlar alabileceğini anlamış ve ilk kimya kitabını yayınlamıştır. Ayrıca kütle korunumu yasasının bir zamanlar Lavoisier yasası olarak geçmesinin de bir Sebebi var. Çok varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lavoisier'e daha 5 yaşındayken ölen annesinden yüklü miktarda bir miras kalmış. Avukatlık lisansı olan Lavoisier'in babası onun kendisi gibi hukuk alanında çalışacağını düşünürken genç Antoine bilimi tercih etmiş. Varlığı Fransız hükümeti için vergi toplamaktan gelen bir ailenin kızıyla evlenme fırsatı doğduğunda Lavoisier kızın 13 yaşında olmasına çok takılmadan onunla evlenmiş. O zamanlar için çok da garip olmayan ama bugün kesinlikle sorgulanması gereken bir karar arkadaş Yine de aile bağları onunla alakalı bir şeydi. Yani aile bağlarıyla kızın yaşıyla ilgili bir şey değildi. Marianne büyüdükçe Antoine'la birlikte çalışmaya ona deneylerinde ve farklı kişilerin çalışmalarını analizde yardımcı olmaya başlamış. Örneğin her şeyin kökünden değişmesine yol açan ve Antoine'ın parça pinçik ettiği filojiston kuramı denemesini çeviren Mariendir. Antoine Lavoisier herkesin çalışmalarını denetlemeye başladığında kimyasal değişim üzerine kabul görmüş olan teori bazı maddelerin anlaşılması güç ve filojiston denen bir element içerdiği yönündeydi. Filojiston içeren elementler yakıldıklarında filojistonlarından kurtuldukları için de yine, bir element haline geliyorlardı. Lavoisier bu araştırma ve teorileri alıp başka yerlerde yapılan araştırmalarla birleştirdi. Kendi daha deneylerini de işin için ekleyince yanma adında küçük küçücük bir şey sayesinde kimya dünyasını paramparça etmeyi başardı. Hidrojenin yanıcı bir hava olmadığını bir element olduğunu belirledi. Elemente hidrojen adını vermesi ise elementin sudan meydana gelmesi ya da hidrodan oluşması yüzündendir. Oksijenin yanma için gerekli bir element olduğunu da bulmuştur. Bunun daha sonraları hızlandırılmış da sıklıkla bahsedeceğimiz oksidasyon olarak adlandırılacağı da hemen ekleyelim. İnsanları garip mekanizmalara bağlayarak odunun yanmasını sağlayan oksijen miktarı ile yanma sonucu ortaya çıkan karbondioksitin beslenen ve solunum yapan insanların ihtiyacı olan oksijen ve ortaya çıkan karbondioksit miktarı ile aynı olduğunu keşfetmiştir. Bunun sonucu olarak da bütün insanlar ve hayvanların içten yanma sonucu ihtiyaçları olan enerjiye sahip olduklarını belirlemiştir. Kendilerine kimyacı demeye dilim varmayan o zaman deneycileri bir şey yandığında kütlesinin azaldığını biliyorlardı. Mesela bu fişeyi yaktığımda kütle giderek azalıyor öyle değil mi? Lavoisier fişeyi kapalı bir kutunun içinde tutuşturup gazdaki tüm parçacıkları toplayabildiğinde kütlenin değişmediğini bulmuştur. Hiçbir şey yoktan var, vardan yok edilemez. Yani olan bir şeyi kaybedemez ya da ondan daha fazlasını elde edemezsiniz. Şu anda bizim için oldukça net olan bu kavramın kimya çevresi tarafından da kabul edilmesi bence simyanın bittiği ve kimyanın doğduğu gündür. Lavoisier'in katkıları ve kütle korunumu yasasını keşfetmesi dikkatli ölçümler ve analizlere dayanıyordu. Bu iki öğe zaten bugün de başarının temel taşlarıdır. Lavoisier kendi içinde ikiye bölünmüş bir adamdı. Bir yandan bir vergi toplayıcı olarak çalışıyor ve Paris etrafında vergi toplamada işe yarayacak bir duvar örmeyi düşünüyor. Bir yandan da yeni yeni alevlenmekte olan Fransız devrimini destekliyordu. Duvarı sayesinde edindiği düşmanlar ve Fransız Bilim Akademisi'ne kabulünü engellediği güçlü politikacıların katkısı Fransız devriminin çılgınlığı ile birleşince 8 Mayıs 1794'te idam edilmesi sebebi olmuştur. İdamından bir yıl sonra affedilmesi Lavoisier için çok güzel bir haberdi ama iş işten geçmişti. Marie Anne el koymuş eşyaları ve kocanızı öldürdük özür dileriz ama eşyalarınızı size geri veriyoruz diye bir özür notuyla geçiştirilmişti. Matematikçi Joseph Lagrange bu olay üzerine o kafayı kesmeleri sadece bir saniye şurada ama Fransa böylesi bir kafayı yüzyıllar boyunca yetiştiremeyecek demiştir. Bunun bilimsel açıdan bir şey ifade etmediğini biliyorum ama o inanılmaz serveti olmasaydı Lavoisier bu ölçüm ve araştırmaların hiçbirini yapamazdı. Ancak Fransız ihtilaline yol açacak bu ekonomik eşitsizlik Lavoisier'in araştırmalarını yapmasını ve çalışmalarında kullanacağı büyüklü küçüklü birçok alet yaptırmasını sağlayabilirdi. Bunun ne anlama geldiğini düşünmeyi de size bırakıyorum arkadaşlar. Lavoisier'in çalışmaları koca bir yüzyıl boyunca kimya biliminin temelini oluşturdu. Bir yasaya sizin adınızın verilmesi için zengin olmanız gerekmediği kanıtlandığında Fransız eczacı Joseph Proust, Lavoisier'in dikkatli ölçümleri sonucu elde ettiği fikirlerini geliştirerek kimyasal bir bileşiği oluşturan elementlerin her zaman aynı oranda olduğunu kanıtladı. Bu bir süre Proust yasası olarak anıldı ama şu an belki de daha anlaşılır olsun diye kendisini belirli oranlar yasası olarak adlandırıyoruz. Daha sonra John Dalton adındaki İngiliz bir öğretmen Proust'un izlerini takip ederek Proust'un çalışmalarında önceleri bir problem olarak kabul edilen noktaların üzerinden geçmiştir. Karbon ve oksijen tepkimeye girdiğinde sadece bir değil iki farklı oran oluşturuyorlardı. Ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Yani karbon ve oksijen, karbondioksit ve karbon monoksit olmak üzere iki farklı bileşik oluşturuyor. Dalton çalışmalarına devam ettiğinde gerçekten de çok ilginç bir şey keşfetti. Tepkimeye giren karbon miktarını bir gram olarak sınıflandırdığınızda bir bileşik elde etmek için kullanmanız gereken oksijen miktarı da 1,33 gram oluyordu ve diğer bileşiği oluşturmak için kullanılması gereken oksijen miktarı da iki 2,66 yani diğer bileşik kullananının tam tamına iki katıydı. Bu durum diğer tepkimeler için de geçerliydi tabi. Örneğin azot ve oksijen tepkimelerinde tepkimeye giren azot miktarını 1 gramla sınırlandırdığınızda 3 farklı bileşik oluşuyordu. Bileşiklerden biri 1,75 gram oksijen kullanırken diğeri 0,875 gram ve sonuncusu da 0,4374 gram oksijen kullanıyordu. Bu gramajların hepsi belirli tam sayı oranına sahiptir. Oksijen gelip geçici bir azot bulutuyla değil de somut ve bölünemez azot parçalarıyla tepkimeye giriyordu. Birkaç farklı şekilde tepkime girebiliyorlar Ama her zaman aynı özelliklere sahip oksijen ve azottan bahsediyoruz. Birinci videoda Einstein'ın atomların var olduğunu çok havalı bir matematikle kanıtladığını göstermiştik. Dalton sadece çarpma işlemini kullanarak atomların var olduğu fikrini destekleyen ilk kişi olmuştur. Ama hatalıydı. Çünkü tepkimelerin ürünlerinin de elementler olduğunu yani atom ve elementlerin aynı olduğunu düşünüyordu. Bu noktayı göz ardı edip Dalton'un bu konu hakkındaki kafa karışıklığı hakkında pek düşünmeyiz ama bu gerçekten de harika birkaç kimyacıyı hikayenin dışında bırakmak anlamındadır geliyor. Mesela 1804'te bir sıcak hava balonu ile hava örneği toplamak için 7000 metre yükseğe çıkarak tarihteki en yükseğe çıkan ilk bilim insanı olan Joseph Louis Gay Lussac. Biraz çılgın olmasının yanında oksijen gazının kütlesinin ortaya çıkardığı su buharı kütlesinin yarısı olmasını keşfettiği için oksijenin ikiye parçalandığını bulmuştu. Dalton tabii ki de bunu ters kabul etmişti çünkü ona göre oksijen tek değil çift atomdan oluşuyordu ve bu buluş onun evren anlayışına ters düşüyordu. Bunun üzerine İtalyan bir dahi Lorenzo Romano Amedeo, Carlo, Avogadro di Quaregna e di Cerrato İnanamıyorum bunu nasıl söylediğime inanamıyorum. Bir daha söyleyin. Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avagadro di Quarenia e di Ceretto. Ondan şimdilik sadece Amadeo Avogadro diye bahsedeceğim ama beni tanıyorsunuz. Tam ismini okumaya çalışmasam olmazdı. Lavoisier gibi Avogadro'nun politik duruşu başına bela olmuştu. Napolyon'un 1815'teki yenilgisinden sonra Avogadro İtalyan anti monarşi devriminde aktif rol almış. Hatta bazı devrimcilere maddi destekte de bulunmuştu. Bu yüzden Turin Üniversitesi'ndeki yerini kaybetti ama kafasını kurtarmayı başardı. Avagadro doğru bir bir şekilde aynı boyutlardaki kaplarda bulunan herhangi iki gazın aynı sıcaklıkta ve basınçta hemen hemen aynı molekül sayısına sahip olacağını bulmuştur. Bunun için de aynı kapta bulunan iki farklı gazın kütlelerinin farklı olması gazların moleküllerinin fiziksel kütlesiyle alakalı olmalıydı. Ee, kısacası Avogadro gaz oldukları sürece molekül ve atomların tartmanın bir yolunu bulmuştu. Savunulası hipotezini savunmak için su molekülü oluşturmak için oksijen gazının iki atoma bölündüğü fikrini ortaya attı. Bunlara da elementer e, moleküller yani daha fazla bölünemeyenler moleküller adını verdi. E, 50 yıl boyunca bu fikirleri, atomların nasıl bir arada durduğuna dair yanlış fikirler, İtalya'nın bilime ilgisiz kalması ya da Avogadro'nun saygı duyulan bir düşünür olmamasından dolayı göz ardı edilse de, bilim dünyası Avogadro'nun çalışmalarını yeniden gözden geçirdiğinde, sadece aynı sıcaklıkta eşit hacim ve basıncın eşit molekül sayısına sahip olduğunu Avogadro yasası olarak tanımlamakla kalmayıp, Avogadro'ya belki de kimyadaki en önemli sayıyı hediye etmişlerdir. Bu arada bu sayının benim favori sayım olduğunu söyleyeyim ama isterseniz bunu başka bir videoda konuşalım